saniye bir bakar mısın demişim, oktu bakayım. Ayal, Bilal, şu arabadan sigaramı al geleli. Gökhoş, araba nerede ki? Validemin kokusunda. Nerede? Onu merak etmeye çalışıyorum. Çok... cadı mı bu adam? Ben çok cadı filmi izlemiyorum ya. Öyle mi? Çok saçma geliyor bana. Süpürgeye beni uçuyor insan. Adam cadı mı? Cadılık nasıl oluyor? Şey, tam ne yıllarda hangi filmler olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Acaba izlediğim filmler var mı yok mu? Onu merak etmeye çalışıyorum. Çok film var çünkü. Ben çok cadı filmi izlemiyorum ya. Öyle mi? Çok... Hayır, falcı değildir oğlum. Falcı olsa falcı izliyor der. Cadı nasıl oluyor? War of Change, cadı nasıl oluyor ya? Çok saçma geliyor bana. Süpürgeye beni uçuyor. İnsanın bir kere götü ağrır ya süpürgede. Evet, başlıyoruz. Başlayalım. Cadılar Bayramı'na özel olarak çekeceğimiz Tepkolik bölümüne hoş geldin Ufuk. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Burak Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Seni tanımayan arkadaşlarımız için kameraya da bakarak kendini biraz tanıtır mısın? Aslan Burcu'yum, 30 yaşındayım. Witchcraft'la yani cadılıkla ilgileniyorum. Celal Asanov adım soyadım. Yaklaşık 10 yıldır cadılık yapıyorum diyebiliriz. Yani 13 yaşında kendimi keşfettim. Şu anda birkaç gün sonra 24 yaşında olacağım. Ben Ufuk, 30 yaşındayım. Kendimi bildim bileli ruhsal alemin içindeyim. Korku filmlerini çok seviyorum. Abone modu alıyorum bak, millet saldıracak, ben biliyorum amına koyayım. Ben tanıyorum sizi. Abone modu aldım. Abone, selamünaleyküm aboneler. Bir videoyu bir abonelerle bakalım. 27 yaşındayım, İstanbul'da oturuyorum. 15 yaşından beri de tarot, astroloji, yıldızname ve su falı bakıyorum. Bu arkadaş falcı. Tamamen bunu meslek haline getirdim. Daha öncesi kurumsal bir okul hayatım vardı, iş hayatım vardı falan ama toplum beni buna baskıladı. Artık böyle insanlar fincan kapatıp ofise falan geliyordu. Ben de o yüzden kovuldum. Falcı oldum. Bu arada şunu söyleyeyim. Bölümümüze katılan herkesin sosyal medya hesapları, YouTube kanal hesaplarının hepsinin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Oradan da merak ediyorsanız gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sen bir cadı mısın? Evet. Ben bir Wiccan'ım aslında. Orijinal diliyle. Cadı da diyorlar. Evet, ben bir cadıyım. Nasıl anlıyoruz abi? Bunu nasıl anlıyoruz biliyor musun? Kimisi cadı doğuyor, kimisi belli arayışlara giriyor ve kendini keşfedip cadı oluyor. Ya da cadı olduğunu fark ediyor. Ben de böyle fark ettim. 14-15 yaşındaki. Bu adama bu arada abim ve adam artık yaşını bilmiyorum. Bu abiye dışarıdan baksam ya falcı bu derim. Ya cadı diyemem de falcılık var adamın, anladın mı? Bakışlarından falla ilgilendiği belli. Aleyhisselam. Rüyalarımdan yola çıkarak. Nasıl abi rüyaların? Değişikti ya. Ben bir cadıyım. Evet ama cadı kelimesinden ne anladığımıza bağlı. Benim üçüncü gözüm açıktır, senin işte taç çakran açıktır, işte başkasının başka bir şey, her neyse başkası kehanet yapabiliyordur. Hepimizin potansiyeli var ama kendisini bilen insan kendine ben cadıyım diyor. Bugün seninle birlikte filmler ve dizilerde yer alan cadı sahnelerini izleyeceğiz. Olur. Bu sahnelerin ne kadar gerçekçi olduğunu da yorumlamanı rica edeceğim. Tabii ki de. İlk olarak The Craft ile başlıyoruz. Favori 1996 film. Yapımı. Senin de favori. Aynen, gerçekten favori film. Hemen oradan birkaç ama saniye. Cadılık nedir onu bir söyleselerdi. Cadılar nedir ya? Mesela ben şeye bakmak istiyorum. Kimdir? Murat Han Bey'e bakmak istiyorum. Sebebi şu. Aslında... Tank motoru! Trrr, tank motorum bile bozuk. Böyle patlıyor. Bak! Oğlum cadılık. Şimdi gün yüzü hariç her türlü yüzü görenler. Bunlardan ilki balık. O topu kovaladıkları için hiç onlara gün yüzü görmüyorlar. İkincisi gene duygusallıklarına yenik düşen yengeçler. Üçüncüsü sürekli dost kazığı yiyen yaylar. Ben yengeçim ya. Niye gün yüzü görmüyorum ya? Eğer ki birinden soğursa bir daha asla. Bak ben birinden soğusam bile belki ısınabilirim hani, bir şans belki. Bence yengeç burada, ben ısınamam lan, nasıl ısınayım, ısınamam ya. Isınamayan 3 burcumuz. Bunlardan ilki koç, çünkü koç burcu bir şey istediği zaman yapmazsanız sizden soğur. Lükse, rahata ve maddiyata düşkün olan boğa burcu. Ve en kolay soğuyan, soğuduktan sonra da asla ısınamayan yaylar. Aşktan yana asla yüzü ve şansı gülmeyenler. Bunlardan ilki ikizler burcu. Çok hızlı, pratik ve detaycı düşündükleri için her zaman partnerlerine takacak bir kurt buluyorlar. Zekaları dip noktada çalışan kovalar.
İş hayatından aşk hayatına vakit ayıramayan oğlaklar. Emredilmesinden asla hoşlanmayan üç burcumuz. Ben hoşlanmam, ben yengeçim o zaman. Bunlardan ilk ikizler, bir ikizler burcuna asla emir vermemelisin. Çünkü çok büyük ve öfke patlamalarıyla karşılaşabilirsin. Bunların ikincisi kova, onlara emredemezsin. Onlar o kadar zeki ki nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Üçüncü burcumuz tabi egolarına, kendilerini top kondurmayan aslanlar. Aslanlar demek ki yediremiyor. Ama nasıl yenge? En dengesiz. Ben yengeçim, ben dengeliyim. O zaman yengeç yok burada. Dengesiz olan, anını tutmayan üç burcumuz. İkizler. Çok zeki oldukları için yapmak istedikleri şeylerde anlık olarak değişen kovalar. Düzen takıntılarından dolayı artık dengesizleşen başaklar. Üçüncüsü de asla dünya umurunda olmayan yengeçler. Ben dengeli bir insanım, nasıl dengesizim be ya? Ben dengeli bir insanım oğlum ya. En sinirli ve en agresif olan üç burcumuz. Teraziler... Ben mesela sinirli ve agresif bir insan değilim. O yüzden burada yengeç olmaması gerekiyor o zaman. Aynada kendiyle bile kavga edebilir. Kim dedi? Sinirli ve en agresif olan üç burcumuz. Teraziler aynada kendiyle bile kavga edebilir. Bir ortamda ya da bir hayat akışında yapılan her şeyi üstüne alan egolarından dolayı aslanlar. Aslan. Çok sinirliler. Üçüncüsü sürekli kaostan, entrikadan beslenip olayın sonunda duygusala bağlayıp ağlayıp zırlayan yengeçler. Benim ne sinirim var abim ya. Kaostan da beslenen bir adam değilim ki ben ya. Ben mi kompleksliyim? En sinirli ve en agresif olan üç burcumuz. Lan ben hiç sinirli bir insan değilimdir oğlum. Vallahi değilim bu arada. Yani çok ciddi söylüyorum. Ben sinirli bir insan değilim. Ya. Aslanlar. Çok sinirliler. Üçüncüsü de sürekli kaostan... Hayır sende var mesela. Bu çünkü bugün aşırı kızdığın şeye yarın gülebiliyorsun. Tabii oğlum ben dengesiz bir insan değilim ya. İntikadan beslenip olayın sonunda duygusala bağlayıp ağlayıp zırlayan yengeçler. En sinirli... Allah Allah. He bazen şey oluyor mesela. Vay orospu çocuğu diyorum. Ondan sonra bir gün geçiyor diyorum. Yazık la hani. Öyle olduğu da oluyor bazen. O doğru olabilir. Çenesi en düşük olan 3 balık. Burcumuz. Sen de yoruma burcunu yazıp beni takip etmeyi unutma. Kendini öve bitiremeyen aslanlar. Her zaman en zeki burç olarak kabul ettiğimiz ve her ortamda zekasını öne sürüp her konu hakkında fikri olan kovalar. Duygusal çöküntülerini ona buna anlatmaktan vazgeçmeyen balıklar. Balık biliyorum bak, balık olabilir. En kalpsiz olan, asla duygusal olamayan üç burç. Bunlardan ilki her zaman gibi aslan. Ne aslanmış la? Kim la aslan? İkincisi takıntılarından ve detaycılığından dolayı başaklar. Üçüncü burç ise işkolikliğinden dolayı oğlaklar. İşten başka bir şeye zaman. Allah Allah. Aşık olduğu zaman aptala bağlayan. Kesin yengeç diyecek burada. Üç burç. Bunlardan ilki ikizler. İkincisi yay. Yaylar aşık olduğu zaman dik başlılığından geriye eser kalmıyor çünkü. Üçüncüsü ise akrep burcu. Çok şaşkınlar ama... Bak mesela yenge çökmüş, ben mesela aptala bağlamıyorum. Evliyim, sorunlarım var diyorsan... Ne bu, büyü mü? Büyü tarifim bu amına koyayım. Eşimle sıkıntılar yaşıyorum diyorsanız nasıl kurtulacağınızı anlatıyorum. Önce ben... Psikoloğa gidin diyormuş. Beni takip edin. Eşinizin yüzüne bakarak... Ya da fark etmesin diyorsanız fotoğrafına bakarak... Vereceğim buraya yazdığım sayı sekansını... 7 gün boyunca 100 kere okuyacaksınız. 2-8-5-5-5-5-9-0-1 2-8-8-5. Holmes hoş geldin. Şimdi böyle mi yapıyoruz? Yüzüne bakıyorum. 2-8-5-5-5-5-9-0-1 2-8-5-5-5. GTA 5 hile kodları. Özür dilemeyi beceremeyen en gizemli olan. Bir de bu burçlar arasında en gizemli olanları var. En gizemli olan 3 burcumuz. Bunlardan ilki yengeç burcu. Evcimen bir yapıları oldukları için hayatlarındaki bazı şeyleri herkese kolayca açamazlar. İkincisi asla kimseye koz vermemek için boğa burçları çok gizemlidir. Üçüncü de aşırı... Benim babam boğa, babam ostursa anlatır amına koyayım. Babamın hiç gizemi yoktur mesela yani. Duygusallıktan dolayı zarar görme korkusu olduğu için balık burcudur.
Kadircan da balık, Kadircan da her şeyi anlatır. Kadircan vallahi her şeyi anlatır mesela. Kadircan gizemli bir insan değil. Erkeklerse şu ne la? Atma çocuk. Atma. Bu ne ya? Ben ya Dracula gibi değişim mümkün. Gündüz dar gece don beni zor ya. 28555. 28550931. Maşallah. Maşallah. 40. Neredeydi ya? Bazen seni içime sokasım geliyor. En havalı olan 3 burç. Bunlarda ilki boğa çünkü lüksü çok seviyorlar. Ya benim babam boğa. Hiç de öyle lüks takıntısı olan bir adam değil ya. Bunlarda annem de boğa. Annemde de öyle bir şey yok. İkincisi aslan. Her zaman pohpohlanmayı ve övülmeyi sevdikleri için havalı bir yapıları var. Bir şeyin en iyisini yapmayı seven yay burcu olduğu için üçüncü havalı olanımız da yay. Sallıyor değil oğlum. Eğleniyoruz işte. Biz oturup da bunu çok şey yapmıyoruz. En saf 3 burç. En saf yengeç bak. Ben saf bir adamım. Kesin yengeç var. Bunlardan bir tanesi balık. Aslı saf evet, Kadircan bak mesela. Saf bu aptallık açısından değil. Kadircan içi dışı birdir. Kadircan çok saftır. Şeyler saf gibi gözükürler. O yüzden onları biz saf olarak sanıyoruz. İkincisi Başak. Kesinlikle dünyaya hizmet için gönderilmiş bir burç. Üçüncüsü ise yengeç. O kadar duygusallar ki sevdikleri insanlara karşı tamamen saflaşıyorlar. Ozi 6. ayı girmiş kardeşim. En zor aşık olan, en iyi laf sokan 3 burç. Ben mesela laf... çok iyi laf sokmam. O zaman burada yengeç yok değil mi? Sokan 3 burç. Bunlardan ilki kova, o kadar zekiler ki anında düşünüp sana laf sokabilir. İkincisi ikizler burcu. İkizler burcunun sokacağı laflar sizi kıracak ve üzecek şekildedir. Üçüncüsü koç burcu. Size çok güzel laf sokacak. Atakan. Sahibim çağırıyor. Zeki ama tembel. Zeki. Mesela burada yengeç olması lazım. Ben arada çok tembellik yapıyorum. Zeki ama tembel olanlar. Ama zeki, kendime zeki denmem yani. Aklını kullanabiliyorum arada yani. Zeki bir insan değilim ama. İlki boğa. Lüksü o kadar çok sever ki asla ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmazlar ama zekidirler. Yengeç burçları her şeyi düşünür, çok detaylı düşünür, çok düşünceli. Evet, bak ben detaylı düşünürüm. Her şeyi detaylı düşünürüm ama icraata koymam. Bende mesela o var. Doğru diyor kardeşim, bu videolar doğru. Ama üşengeçtir, tembeldir. Diğer de balık. Çıkamadığı bir bunalımı ve depresyonu olduğu için sürekli tembeldir. En odun 3 burç. Yengeç. En odun olan... Bende mesela odunluk var. 3 burcumuz. Terzi orospu çocuğu herhalde. Terzi hiç duymadık abi. Ay terazi pardon. Terazi hiç duymadık la. En odun 3 burç. Aslan diyecek bakalım. Aslında yaylar çok güzel sever ama sevgisini gösteremez. Bu yüzden odundur. İkincisi oğlaklar o kadar işkoliktir ki duygusalla ayıracak çok fazla vakit bulamaz. Bu yüzden odundur. Başaklar ise detaylarla o kadar çok ilgili... Tamam ben mesela odunum ama bu en odun. En odun kardeşim anladın mı? Bu ne ya? Onu size takıntılı hale... Şimdi onu size takıntılı hale getirmek için bir kağıt ve bir kalem alıyor. Oğlum bir de beğeniyor millet. Buna mesela bak az önceki burç yorumlarının eline şey yapalım da buna mesela inanmayın yani. Şimdi şey adı neydi Murat Bey. Size söylüyorum hani sizin yaptığınız işe lafım yok. Bakalım hile kodu neymiş. Diyorsunuz. Bu kağıdın ortasında büyükçe bir Venüs sembolü çiziyorsunuz. Sembolün ortasına 100 kere boyunca ritüel yapacağınız kişinin adını yazıyorsunuz. Sonra bu kağıdı 7 kere katlayarak yatağınızın altına koyuyorsunuz. Bir süre sonra... Oğlum böyle şeyler yapmayın bu arada ya. Böyle şeyler ama... Aha. Kaybolan bir eşya... Kaybolan eşya... Evet. Bulamıyor. Benim bir 500 liram kaybolduydu. Dur bakayım. Diyorsan. Eşyayı kaybettiğin alanda yani atıyorum tamam. Evde iş yerinde nerede evde... kaybolduysa orada sesli bir şekilde 101 kere bu sayı sekansını 4-7-1-8-9-1 4-7-2 okuyorsun. Eşya bir süre sonra tesadüfi olarak karşına çıkacak. Ya böyle bir şey olmaz. 4-7-1-8-9-1-4-7-2 Allah'ım bana 1000 tane pasat ver. Bak tamam buna inanmam. Ya mesela şeyleri okey burç yorumlarına yine az çok inanmasam da şey yapıyorum da abi 4-7-1-8-9 falan onlar gerçek değildir ya. Bugün mü öğrendim? Regil mi oluyorsun?
Maddi problemlerim var. Aha. Para mıknatısı olmak istiyorum diyor. Ananı sikeyim, şimdi fake bit yağıyormuş bu para kodundan sonra. Bir tane kağıt para alıyorsun. Bu kağıt paranın üzerine 3, 1, 8, 7, 9, 8 rakamları yazıyorsun. Bu parayı 3 kere katlıyorsun. Anonimiz geliyor değil mi? Tak 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 tak. Bu kağıt parayı cüzdanın içine koyuyorsun ve asla harcamıyorsun. Ya bir şey diyeceğim abi. Bu da 16 bin kişi beğenmişsiniz de Allah rızası için. Para için bile para lazım. Bak bir şey diyeceğim. E o zaman tüm Türkiye bunu yapalım. Para mıknatısı olalım amına koyayım. Şahlanıp gidelim. Yani mesela böyle şeyler mantıksız mıyım? Yani o zaman tüm Türkiye yapalım. Para mıknatısı olalım amına koyayım. Tak 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 şahlanak gidik. Bir süre sonra para sana daha çok ve daha hızlı akmaya başlayacak. Olamaz ya. Bu neymiş? Şimdi hayatında biri var ama... Devgilin evliliği ikna etmek için. İkna edelim. Para kodu. Bu kişinin fotoğrafına bakarak her gün 99 kez... Tamam, önce para kodu yapın. Para kodundan önce kaybolan eşyaların kodunu da yapın. Hani bir şey kaybettiyseniz. Üstüne bir de 4711 kodunu kullanırsanız evleniyoruz. Ve 4711 diye okuyorsun. Hayatındaki insanı evliliğe götürecek olan sayı sekansı. Sayı sekansı. Call me when you want, call me when you need. Aa, değişik bir kanal yapıyorsun sen. Bir yerde burç yorumu, bir yerde call me when you want. Aha soramazsın. Niçin büyü yaptın? Herisini büyüyle mi görüyorsun? Sen soramazsına gitmişsin ha. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Oğlum para hilesi tuttu lan, 100 bin geri. Oğlum, oğlum para kodu tuttu, para mıknatısı. Dur bir dakika, bir dakika. Nerede? Maddi problemlerim var, para mıknatısı olmak istiyorum diyorsan. Dur, hemen para mıknatısı. Bir tane kağıt para alıyorsun. Aldım. Bu kağıt paranın üzerine 3, 1, 8, 7, 9, 8 3, 1, 8, 7, 9, 8 3, 1, 8, 7, 9, 8 Oğlum lan. Tamam bak, abinin belli başlı şeylerini izledik, güzeldi, bazıları da komikti. Bu ne lan? Birinin size hemen yansımasını mı istiyorsunuz? 45 dakikada mesaj attırma ritüeli veriyorum şimdi. 3 kere boyunca mesaj atmasını istediğiniz kişinin adını yazıyorsunuz. Sonra bir çizgi çekiyorsunuz. Lan ne oluyor lan? Sonra 3 kere kendi adınızı yazıyorsunuz. Tuna sen bunu kullan Tuna. Bir çizgi daha çekiyorsunuz. Sonra 3 kere bana mesaj at yazıyorsunuz ve bir çizgi daha çekiyorsunuz. Sonra 3 kere de bana mesaj attı yazıyorsunuz. Ha yazın amına koyayım, deneyin beni hadi bakayım. Gece de Instagram'a bakacağım. Mesaj atacağım. Ama 500 kişi yapsanız birinize yazabiliyorum. Ne oluyor? Ama şimdi büyü bozulur. Şey, ritüel bozulur çünkü benim haberim var, doğru. Ve kağıdı 2 kere katlıyorsunuz. Mert, 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 Mert. Yazıyor ismini. Bana mesaj at, bana mesaj at, bana mesaj at. Sonra bana mesaj attı, bana mesaj attı, bana mesaj attı. 45 dakika sonra yazıyorum. Bu ne ya? Değişik bir mesela... Öbürlerininkine bakalım mesela. Celal Hasanov. Celal abi çok şey yapmıyor gibi. Tarot, kahve, su, katina, iskambil falı, yıldızname, ritüel. Allah 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 Allah. Ufuk Elver. Sen ne yapıyorsun? Perilerle iletişim kurmak. Ekim ayı tarot falı. Allah Allah, bunlar değişik la. Mesela ne oluyor acaba bunları yapınca? Böyle şeylerden de korkarım, hiç o yüzden bakmıyorum. Gözde abla. Gözde abla. Mı oldun? Tövbe sabırla. Tövbe haşa. Abla siz ne yapıyorsunuz? Amına koyayım. Neyin kafasını yaşıyorsunuz lan siz? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah 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 Allah. Ne oluyor oğlum? Nasıl bir çete la? Sadamaza diyorlar. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Oh. O kadar değişik ya. Ben de çok merak ettim de yayında açmak istemiyorum. Harbi çok merak ettim yani. Nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyor? Yani çok değişik. Allah Allah, tövbe tövbe. Ramazan'ın seksiz hoş geldiniz. Ya burada. Evet, hardır ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah.
Ya ben bunu böyle bir şey iddia edebiliyorum abla ya. 15 sayfa kalana kadar ben kitabı... La kitabı incelemiş amına koyayım. Biz de başta okumadan konuşuyoruz ya. Kitabı incelemiş amına koyayım. Biz de ne diyor diyoruz ya. Kitabı anlatıyormuş. Allah Allah. Ama clickbait atmışsın abla. Evet, orada bir clickbait. Orada bir clickbait yedik. Yok. Bilen insan kendine ben cadıyım diyor. Bugün seninle birlikte filmler ve dizilerde yer alan cadı sahnelerini izleyeceğiz. Bu Olur. sahnelerin Senin ne 14. kadar ay hoş gerçekçi geldin. olduğunda yorumlamanı rica edeceğim Tabii ki abi senden. de. İlk olarak The Craft ile başlıyoruz. Favori filmim. 1996 yapımı, senin de favorin. Aynen gerçekten favori filmim. Hemen oradan birkaç sahneye bakacağız abi. Ça suffit. Bien, mesdames et messieurs, parlons-nous de l'histoire un petit peu. Le gouvernement de Vichy de France. Kızımız kinezi yapıyor kendince. Bu abi sanki yalandan buraya gelmiş gibi korktu amına koyayım. Ne oluyor ya? Aa baba. Bu adama dikkat edin. Az önce TikTok'unu Bak bak. Ben böyle kopya çekerim. Burada yaptığı şey aslında gerçek hayatta mümkün olabilir. Parapsikoloji dalında da buna telekinezi deniliyor. Maddeleri hareket ettirme, onlarla oynama. Bu yapılamaz zaten. Yani şöyle bu kadar hızlı yapılamaz en azından. Enerjiyle beraber belli objeleri hareket ettirebiliriz ama bu şu anda bizim dönemimizdeki cadılarda yapılan özellikler değil. Bir cismi Cadıların şeyi gitmiş. Nerf yemiş. Yaydan enerjisel frekanslarla hareket ettirebilirsin. Bu okey ama bunu sabit tutmak çok zor. Buna da Afiyet levitasyon, yer çekimine karşı koymak diyoruz. Kinezilere çok fazla inanmıyorum. Evren yasalara tabi benim Bak. gözümde. Bence çok olacak bir şey değil. Ne Bak. zaman birisine desem ki tamam benim gözümün önünde kinezi yap diye. Hani Yapamıyorum. tam ya Enerjim yok geliyorum. diyor. Değil mi? Enerjim yok. Gelmedi vallahi elektrik gelmiyor değil mi? İnanmak için mi? Benim de inanmak için ihtiyacım var sonuçta. Yap diyorum kimse yapamıyor. Ben denk gelmedim ve o yüzden çok inanmıyorum yani. Gagara gogo. Kafiyeli cümleler kurmak çok önemlidir. Ha, buna inanmam mesela. Bunu gözümün önünde yapsın baba. Böyle bir şey imkansız amına koyayım. Bu hiç olmamış. Aynı fikirdeyim. Sahneyi hatırlıyorum ben. Bu filmi bu sahneyi izleyip de cadılık konusuyla ilgili bu sahne izlemeden bence cadılık diye düşünüyorum. Küçükken de demiştim rezil bir şekilde. Hemen yapamazsın bunu. Belli kafiyelerle onu kendine çekebilirsin evet. Belli kafiyelerle mesela bir insanın başarılı olması veya bir basket atması veya farklı şeyler yapabilirsin. Ama bir insanı havaya kaldıramazsın kafiyelerle Böyle bir beraber. şey olamaz ya zaten. Hem Bence bu arkadaşların cadılık dediği şey yani öyle büyü yapma falan öyle bir şey değil. Hani ne biliyor musun? Benim çakralarım açık seni işte bir bakışta ne düşündüğünü anlayabiliyorum gibi şeyler. Akılda kalıcılık açısından hem de tanrılarla veya tanrıçalarla iletişime geçmek açısından bu tarz kafiyeler kullanmak oldukça önemlidir yani. O tarafını gerçekçi buldun yani Çok şu gerçekçi anda. o. Olması gereken. Böyle bir şey yapılamaz. Hayır be yapılabilir Ama mi böyle bir şey? Levitasyon fiziksel maddelerde. İnsan vücudu da fiziksel madde. Fiziksel mi? Sen hücrelerden oluşuyorsun, atomlardan mı oluşuyorsun? Abi hücrenin de, hücre neden oluşuyor? Atomdan oluşuyor. Hayır. Evet ya evet. Hayır. Ben lisede fen dersi aldım. Ben de aldım. Bağcılar ticaret mesleği. Burada kızın saçını alıp arkadaşının saçına örüyor. Neden bilmiyoruz. Yani şimdi göreceğiz. Ona mı dönüşme büyüsü? Aslında ikisinin bağlarını birleştirdi. Ya yani ondan aldığı saçı ona bağlayarak.
arasında bir... Aman abi, o zaman ben de Recep Tayyip Erdoğan saçını alayım, bana bağlayayım. Aman abi, birden şey olayım, öyle şey mi olur ya? Bağ kurdum. Ne oluyor lan? Pardon, ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Hayır, ben böyle bir şey demedim bunu. Ben farklı bir şey sandım. Gel kaldı, bu okey. Zaten bir insana bir... Yok, ben böyle bir amaçla söylemedim. Ben hani güclerini falan elde ediyor sandım. Ya da bir zarar vermek için o insanın DNA'sını kullanmak gerekiyor. Yok yok, ben öyle bir şey için demedim. Bu da doğru olur. Böyle bir şey için demedim. Bunu yapmış. Doğru, bir insanı büyülekel bırakabilir. Nasıl ya, öyle şey mi olur ya? Ben bu tarz bir lanet bir su yaptım bu arada, tuttu da. Niye yapıyorsun abla sen böyle bir şey ya? Komik değil ki abla. Çok eskiden. Acaba saç çıkartabilir miyiz? Ben bunu ticarete dökerim. Aman ha, kelitme büyüsü yapıyorsan abla, o zaman saç çıkarma büyüsü de yap. Hiç saç ektirmeye gerek yok, bütün Araplar bana geliyor. Ya komple saçlarını dökmek çok uç bir nokta yine bence ama. Abi biri yapıyorum diyor, biri yapmadım diyor. Evet, bedene ya da fiziki bir şekilde biraz zarar vermek mümkün. Ya benim burada inanmadığım, yani takıldığım nokta şu. Baba sen bunu herkese yapabiliyorsun abi mesela. Git o zaman Elon Musk'a batma büyüsü yap amına koyayım, adam batsın. Kuvvetli bir büyücüsün aman abi. Öyle mi? Büyüsel yöntemler mi? İnsanın dış görünüşüne zarar verecek şeyler yapabilirsin ama yine aynı etkene geliyoruz. Bu kadar hızlı değil. Örneğin belli kafiyeleri kurduktan sonra, belli enerjisel çalışmalar yaptıktan sonra, o enerji alanına bir şeyleri çektikten sonraki süreçte batma büyüsü bekleme aşamasına geçersin ve bunu sürekli... Vallahi dalga geçmiyorum, ben mantığını eli şey yapıyorum. Yoksa abla yapsın istediğini, beni ilgilendirmez. Ki tekrarlarsan, insanın dış görünüşüne göre bu şekilde zarar verebilirsin. Cadılıkta evet var ama bunda karması var tabii ki de. Her şey bir enerji. Sen bir enerji açığa çıkardığında... Bu abladan korkmaya başladım, bu abla hakkında yorum yapmayın arkadaşlar. Şey diyor, kara büyü yapıyorum diyor lan. Örneğin bir nefret enerjisi açığa çıkartıyorsun sonuçta lanet büyüsü yaparken. Ve o çıkardığın, açığa çıkardığın enerji sana dönüyor. İster karma de, ister çekim yasası de, fark etmez. Birisine bir zarar vermiştim. Aynı şeyi aynı hafta ben de yaşadım. Counter büyü attı o zaman o da. Mena. Take my scars. Give me beauty outside. As well as in. Bu Manon dedikleri de tapındıkları bir tanrının ismi filmde. Take my scars. Gideriyor yara izlerini. Yani şimdi büyüyle fiziksel olarak değişim çok mümkün değil. Evet. Yara izini sildiğin gibi işte göz rengin işte ne bileyim, bu daha çok biyoenerji yapılabilir. Ama böyle komple bir vücuttaki yara izini silemezsin. Şöyle bir şey olabilir, yaralandıktan sonra iz kalmasın diye bitkilerden veya yağlardan şifa desteği sağlanabilir. Just a minute. Ananı sikeyim, bu ne lan? Baksana kız sanki güneşlenmiş, soyuluyor. Evet evet. Bayağı büyük bir... Yılana dönüştürmüşler kızı. Biz cadılarda kendi işlerimize ayrılıyoruz aslında. Nekromansırlar var, şifacılar var. Genelde bunu şifacılar yapabiliyor. Ya bir insanı şifacı öldürebilir, iyileştirebilir. O yüzden de mesela o anda çalışmış olduğu tanrı ile beraber şifa vererek vücudundaki yaraları götürebilir. Ama yine bu da aynı sürece çıkıyor. 5 dakikada olacak bir şey değil. Nekromansır Taunus Salem'de mi vardı? Geçiyoruz efendim ikinci filmimize. Peki. İkinci filmimiz bütün dünyaca en çok tanınan büyücü filmlerinden bir tanesi Harry olan... Harry Potter. Harry Potter, evet. Harry Potter'dan birkaç sahne izleyeceğiz. Abla diyor ki ben Expecto Patronum yapabiliyorum. Ya bunları yapabiliyorsunuz, ben biliyorum. Sen manyak mısın lan? Sadece ışık atlar nedir ya? La tabii oğlum, böyle şey olsa o zaman... Herkes öldürmek istediğine büyü çaksın abi. Birazdan bunların hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Evet yapacağız. Görsel olarak hepsini göstereceğim. Şimdi bu boyutta değil ama astral boyutta görüşebiliriz. Abla ne diyorsun ya? Tamam bir şey demeyeyim diyorum da. Ya da bir şey demeyeceğim ya. Abla nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Allah rızası için bana de ki tamam. Fal bakıyorum, ona bakıyorum, buna bakıyorum da aman aman. Nasıl sen o büyüyü atacaksın ya? Daha fazlasını da yaparım senin için. Nasıl ya? Ama astral boyuta çıkmamız lazım. Astral boyut ne oluyordu?
Aynen. Hayır, bana yapma. Ben görmek istiyorum sadece. Hayır, şov amaçlı canım, sana zarar vermem. Burkiciğim. Nasıl astral boyut ne? Beni alıyor, astrale mi götürüyor? Baksana, biri su fışkırtıyor, biri ateş atıyor. Ha, yani rüyaya sokuyor. Oo, böyle olsak biz videodakilerle burada birbirimize gireriz. Asa kullanılır, evet. Kafiyelerle beraber aslında elinde asayla beraber bunu tekrar edebilirsin. Bu ne oluyor? Aslında bir enerjisel dalga yayıyor. O ondan sonrasında ama bu şekilde savaşma tabii ki de yok. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Baksana süpürge. Geldik, tamam. Zurnalı zıpladı, yerdeyiz şu an. Konuşalım diye koydum ben yani. Süpürgen var mı? Var. Keşke böyle bir şey olsa ya. Bütün witchcraft'la uğraşan insanların hayali yani. Şey, süpürgeyle uçabilmek falan. Aynen. Mr. Longbottom. Kız insanı götürüyor. Ablayla vallahi çok konuşmak istedim ha. Anlatsın ya, nasıl astrale götürüyor şimdi. Ne atıyor bana orada? Espeto patronu falan mı atabiliyor? Kaçır bir kere bunun üstünde. Uçsak da bilmem ben bunu ha. Şimdi, buyurun. Cadılık'ta süpürge kavramı var. Evet, doğru. Yok, ulaşmayın abi, aman diyeyim. Ulaşmaya falan gerek yok. Gerek yok abi. Enerji alanı temizlemek için kullanılan bir materyal. Ama süpürgeye binip uçmak keşke olsa yani. Uçağa binip gelmezdim o zaman. Örneğin bir işlem yapacağım, bir ritüel yapacağım. Evi temizlediğimde aslında enerji alanımı temizlemiş oluyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer yapacağım işlem enerji alanım temiz olduğu için daha hızlı gerçekleşiyor. Yani o da sıfır bir enerji oluyor. Sen orada tekrar işlem yapıyorsun. Bu da senin yapacağın işleme zarar vermiyor. Ya, uçmuyoruz. Var ama uçulmuyor. Yok. Yani. Zaten olsaydı ben kesin dik binerdim süpürgeye. First, which of you can tell me how many unforgivable curses there are? Sen affedilmez lanet yaptın sen. Three, sir. Which curse shall we see first? The torture curse. Crucio! Doğru. Yani hayvanlarla aramızda telepatik bağ kurabiliriz. Abi nasıl yapabiliyorsun bunu Allah rızası için? Karşında evde tarantula giriyor, kurusyo mu atıyorsun ya? Ama bir hayvanı bu şekilde acı çektiremeyiz. Hah tamam. The killing curse. Burada kaç 14. ay hoş geldin. Lanetler deniyor. Evet. Sizde de böyle yani siz derken cadılıkta da böyle yasaklanmış şeyler var mı? Ya yasaklanmış diyemeyiz ki. Ya kim yasaklayacak zaten? Tabii ki özellikle Wiccanlık'ta başkasına zarar vermek kesinlikle yasaktır. Zaten Wiccan şehrinde de denir. Birisine zarar verdiğinde sana 3 katıyla... Abla Wiccanların lideri kim? ...geri döner. Mesela demonik çalışmaları çok benetik bulmuyorum. Yani bu tamamen kişinin kendiyle alakalı bir şey. Yani nasıl bir yol izlediğim ve ekolüne bağlı. Ki artı zaten cadılığın temelinde bizde doğa kutsal. Doğa hiçbir şekilde zarar veremeyiz. Doğadaki hiçbir canlıya da zarar veremeyiz. İnsanın iradesini etkileyen şeyler yapmamız yasak. Onun dışında hayatımızı güzelleştirecek, insanların hayatını güzelleştirecek şeyler yapabiliriz. Örneğin ölüm büyüsü. Evet. Ya bu yapılabilir bir şey. Ama yapmıyoruz. Yapılabilir bir şey. Yapılabilir bir şey. Ya abi o zaman aman abi sen yapmıyorsun. Biri birinin ölmesini istiyor. O zaman herkes siyasi liderleri öldürme büyüsü atsın. Onun korumacı ekibi mi var? Şey ama yapmıyoruz. Bu arada... Nasıl yapmıyor ya? Böyle bir şeye inanmam ya. Da o baş ağrısı verdi ya örümceğe mi, evet. Böceğe mi? Baba o zaman herkes bir hiç aksın herkesi öldürsün. Bir şey. Ben onun şifa versiyonunu yapmıştım. Yani bir arkadaşımın migren ağrısını almıştım. Hatta şöyle bir şey başıma geldi. Absorbe etmeyi bilmediğim için ağrıyı kendi üstüme aldım. Bu sefer ben tepindim falan. Sonra şaman bir arkadaşım dedi ki, burada dedi aslında yaptığın şey şu, ego gösteriyorsun. Yani bunu ben yapıyorum diyorsun. Halbuki yaratıcı... O zaman bir ekonomi bir insan amına koyayım. Yaratıcı kanalıyla çalışsam ve onun senden akmasına izin versen çok daha kolay olurdu her şey. Yani biz de öğrenerek tabii yavaş yavaş deneye yanıla. Şey evet, yapıyoruz yani. İlginçmiş bak bu. Evet, iksir sahnesi. Allah ya, Merkez Bankası Başkanı'na bir şey yapın. Yapın abi. Kız o ne? Bu benim bir arkadaşım, sürekli bir şeyleri patlatıyor. Malzeme kullanırız. Nispeten gerçekçi diyebiliriz. İksirlere biz daha çok bitkisel kondansatör diyoruz. İşte belli bitkisel karışımları ya da belli birkaç... Çok fazla derin sularda yüzüyorsun Mert, aman diyeyim. Ya ne derin suyu abi? Adam öldürecek büyüğü yapabilen insan
Ekonomi bir üst üste yapar yani. Malzemeyi karıştırarak. Adam öldürüyor. Bir amacın enerjisini artırmak. Mesela şöyle düşün, işte başın ağrıyor. 3 tane ağrı kesici içmek gibi düşün. İksirler okey var ama kazanlarımız patlamıyor. Ben tencere kullanıyorum Karaca'dan. Geçelim sıradaki filmimize. Blair Witch Project isimli filme geldik. 1999 yapımı. El kamerasıyla çekilmiş bir evet. Korku filmi. Hemen bakıyorum. What? What kind of stuff? Böyle filmlerin insanları korkturken beni eğlendirmesi normal mi acaba? Abi değil. Come up here quick, I need to use the CP! Kemikler belli, asılar ya da kemiklerle yapılan belli semboller falan, bunları yapıyoruz. Birisi büyü yapmış, çok da ilginç bir şey yok yani. Ya tamam, o kemiğe memeye bir şey demiyorum da öldürme büyüsü nasıl oluyor ya? Crazy olsun ki. Nasıl yok ya? Ormana gitmiş, büyü yapmış işte birisi. Biz de yapıyoruz arada Ufuk'la. Bu abladan korktum ya. O bölgeleri söyledi, girmeyelim oraları. Başlarına neler geldi bu insanların ya? Jesus Christ. Hep böyle ormanda geçiyor böyle bu tarz cadılı filmler falan. Evet. Halbuki demek istediğin çok politikadan. Ben politikadan ilerlemiyorum arkadaşım. Ne politikası ya? Ekonomimiz kötü. Bunun politikayla ne alakası var? Ekonomimiz kötü. İyi mi? Ben birine bir şey demiyorum yani. Ekonomimiz kötü kardeşim. Olan bir şey söylüyorum. Ben kimseye bir şey demiyorum. Gayet metropolde yaşayan da insanlarız yani. Ben siyaset yapan bir adam değilim zaten. Bunlar. Dolar büyüsü lazım Mert abi. Düşünsene ormana gidiyorsun böyle şeyler oluyor. Direkt kaçarım. Neye gitmişsin? Direkt kaçarım. Ne var orada ya? Sahiplenmiş bunun cadısı. What the fuck is this man? Hadi izleyip korkuyorlar mı diye düşünüyorum ya. Ben korkuyorum. Büyülerde kullanılan sakatatlar falan da var, bu da olabilir. Ama burada da diş buluyor yani. Diş de olabilir. Kişinin DNA'sı birine bir büyü yaparken dişi denk gelmiştir. Onu kullanmıştır. Ama kötü bir herhalde büyüdü. Yani. Tabii ki. Lanet büyülerinde ya da ölüm büyülerinde kullanılır genellikle. Ha, en uç nokta artık. Saç, kan daha çok zarar vermek gibi. Diş ve sabun daha çok iğne öldürmek gibi. Vudu bebekleri vesaire. Kırmızı büyü olarak geçiyor aslında. Kara büyü, kırmızı büyü, bir de yeşil büyü şeklinde bölebiliriz. Ben senin bacağını kırarsam bu kara büyü. Ben seni öldürürüm. Kırabiliyor mu? Kırırsam bu kırmızı büyü. Ben senin sokakta 100 bin lira bulmanı sağlarsam bu yeşil büyü olur. Ya abla bu kadar, bak vallahi dalga geçmek için söylemiyorum. Abla bu kadar güçlüyse abi o zaman kendine ordu toplasın. Amına koyayım, önüne çıkanın ayağını kırsın, önüne çıkanın. Yani bir şey yaptığında onun karşını buluyorsun. Evet. Sürekli böyle kötü işler. Mr. Jerry hoş geldin. Kişilerde karşını bulmuyor mu o zaman yani? Bulmuş, tek başına kalmış, ormanda yaşıyor, sefalet. Canavarlaşmış iyice böyle şey, kendi benliğini kaybetmiş yani. Cadılık bir insana kötülük yapmak veya işte bir insana ölüm büyüsü yapmak gibi bir şey değil aslında. Veya işte dişiyle beraber, ona kanıyla beraber bir şey içirmek, bir şey yedirmek, onu iradesi dışında kontrol etmek gibi bir şeyler değil. Cadılık değil dediğin diyor. Zaman... Abi bu abi değil diyor, öbür abi var diyor. Enerjisel çalışmalar aklına gelmesi lazım. Fal bakılan iki tane video izleyeceğiz. Bir tanesi Alanım. De Originals dizisi, diğeri de Stardust isimli filmden bir sahne. İkisi de farklı tarzda bakıyor. İkisini de bilmiyorum, çok ilginç. Bu sefer bilmiyorum. Aa süper. You want to leave to talk. You gotta sip the tea. Çok seviyorum diziyi. Belki 4-5 kere baştan izlemişim. Gerçekten. Abi abi hangi dizide oynuyordu? Ben bunu bir diziden hatırlıyorum. Elijah Michaels'ın aşığım adama ya. Ha, kahve mi kullanıyor? Yo, bildiğin çay falı. Çay falı var öyle bir şey ama hiç bakmadım. What? I heard of this before. What is it? Last year, a witch named Eva Sinclair was stealing children. Şimdi zaten ben de bir falcı olarak
Fal bakmaktaki fal türünün tamamen kişinin kendiyle alakalıdır. İster kahve falı bak, ister yaprak falı bak, ister su falı bak. Yani Osmanlı döneminde kuzuların karnını yarıp dökülen bağırsaklardan bile fal bakan falcılar varmış. Kehanet özelliği sadece tarot kartıyla veya işte kahve falıyla, çay falıyla, su falıyla olan şeyler değil aslında. Kehanet özelliği karşındaki bir insan bir bardak çay içsin, sen o çayı al. Sadece temas et, herhangi bir temas ettiği şeye. Onun karşısında geleceğiyle alakalı şeyler söyleyebilirsin. Aslında tarot kartları, kahve fincanları bir aracı. Ananı sikeyim, ne oluyor lan? Ne lan bunlar? Bu ilk fal türü. It is because you must stay where you are, my son. Bakma ya. Bakma abi, rica ediyorum. Bok falı ya. Ananı sikeyim, pe! Aman abi. Döneminde bu böyle bir şey var gerçekten. Osmanlı'da özellikle çok yapılıyormuş kuzu bağırsağı falı. Kuzu bağırsağından bakarak... Tabii kuzunun karnını yarıp dökülen bağırsaklarından fal bakan kahinler. İyi harika. Normalde böyle çekiştirip bakarak değil de atarak daha çok. Ha, yerde yer aldığı şekle mi bakıyor? Şey gibi düşün, kurşun atarlarda sonra etrafa saçılan sembolleri evet. Yorumlarlar ya, onun gibi ortaya saçarlarmış, ondan sonra bakarlarmış. İlk fal türü bağırsaktır. Abi geçiyoruz sıradaki dizimize. Sabrina. Ah, en sevdiğim. İzledim. İzledim tabii ki de. Hoş geldin Bilge. Eurus, east wind, I summon you. Notos, south wind, I summon you. Zephyros, west wind. Bunlar gerçek isimler herhalde değil mi? Evet. I summon you. Oo, ne yapıyorlar? O geliyor ha! Bayağı havayı değiştiriyorlar şu an. Yani bu kadar fantastik olmuyor ama 4-5 cadı bir araya gelip yaşadığımız ilin ya da yaşadığımız semte rüzgar verebiliriz. Mercan dedi. Doğru. Gerçekten mi? Evet. Ya mesela hava günlük güneşlik diyelim. Evet, kapatabilirsin. Bulutlarla. Evet. Falan. Zaten orta çağdaki cadı avlarının sebebi o. Erhat hoş geldin ya. Nasıl ya? Abi o zaman tamam toplanın. Bugün güneşli yani mesela Haziran ayında. Güneşli bir gün rüzgar büyüsü yap deyince rüzgar büyüsü mü yapıyor? Doğanın dengesini bozduğumuza inandıkları için avlıyorlar. He. Depremlerin mesela kaynağının biz olduğunu düşünüyorlar. Ama bir şey yok. Yok. Yine müdahale noktasına giriyor aslında. Müdahale etmemeleri gerekiyor. Evet. Aslında biraz daha satanik bir çalışma olmuş. Ama tabii yapılabilir bir noktası var. Bunun için de tamamıyla baktığın zaman... soyunda çok fazla cadı olması gerekiyor. Ve onların da bu tarz çalışmalarda kendi enerjisini güçlendirmiş olması gerekiyor. Kahin! Mesela bu da bir problem. Nedir o? Cadı dendiği zaman akla sadece Lucifer'ın ya da şeytanın gelmesi. Buradaki sembollerin her biri, aşağıdakiler ve ortadakiler her biri bir elementi temsil ediyor. Ateş, su, toprak, hava. Eğer bu yukarıya bakıyorsa, yukarıdaki güçlere çalışıyorum ya da onlara hizmet ediyorum ya da onlarla çalışıyorum demektir. Yani bu melekler işte vesaire aklına ne gelirse. Eğer bu pentagram aşağıya bakıyorsa o zaman demonlar ya da Hades gibi yeraltı tanrılarına hizmet ediyorum ya da onlarla çalışıyorum demektir. Cadı dendiğinde... Bunlar element değil. Ne la onlar? Sadece satanist yani satanist olmak zorundasın gibi bir algı var. Sabrina'daki bu bastırma da benim çok hoşuma gitmiyor. Şimdi birazcık daha eğleneceğimiz bir film ve diziye geçiyoruz. Türk filmlerine geçiyoruz. Aa çok Türk güzel. Türk dizilerine daha doğrusu. Ateşsiz toprak tahta. Daha yıllarında çekilmiş olan Bücür Cadı. Aa Bücür Cadı. Biliyorsun. Burnunu oynatan. Aynen aynen. Yapamıyor. İkinci dizimizde Acemi Cadı dizisinden bir sahne izleyeceğiz. Hemen bakıyoruz abi. İstediğin gibi. Bu arada ben hala geceleri mesela sihirli annem izleyerek uyuyorum. Bitireceğim şimdi Ruslara başlayacağım. Hopana hopana hop! Geç. Ruslar güzeldi ama. Ruslar güzel. Ruhospu. Kurtardın mı Abbas'ı? Abla diyormuş evet bu gerçek. Çok iyi. Bak böyle bir şey olabilir mi ya? Sen ağzını yola yapacaksın. Oradan oraya kavanoza girecek. Montaj gerçekten çok güzel. Şimdi buna nasıl bir tepki vermemi bekliyorsun? Ya bu koy canım. Türkiye'de cadılar nasıl işleniyor biraz onu görüyoruz. Ya şöyle nispeten başımıza geliyor tabii. Mesela garip olduğumuzu düşünüyor insanlar. Ya abla adamı öldürebiliyor mu diyorum büyüyle? Büyüyle adam öldüren büyüyle ışınlanır ya. Yanlış mıyım ya? Of ya of. Keşke aynı anda hem burada hem de Selimler'de olabilseydim. Bakalım Selim. Yapılıyor. Basketbolcu Selim. Çiftet halde mi oynamam lazım? Şimdi kitaplar, büyük kitapları, tarifler, Book of Shadow'lar, gölgeler kitapları bunlar var. Ama bir aynı anda iki yerde olamaz. Aynı anda iki boyutta yer alabilirsin. Böyle büyü yapılır mısın
Gerçekten biz Türklerin cadılığa bak. Elektrik kafada biliyorum oyunu. Seçisi çok çok daha farklı. Herkese lazım. Harika. Çifte telle oynayıp kendini yani. Evet. Aslında. Bence gerçek cadılık bu. Bu. Ya bu. Da böyle olmalı. Diğerleri değil asla bu. Hayvanlarla Arif gel oğlum bu. Ama telepatik olarak. Konuşması imkansız tabii. Fiziksel olarak konuşamazsın. Abla öldürdüm kendini diyor. Kendini kopyalayamazsın. Öldürdüler diyor yani. Ben evde uyuyordum. Kopyam buradaydı. Bence kritik bir noktaya geldik. Voodoo. Oh. Voodoo büyüsü. Voodoo bir din normalde. Haiti dini. Aynen. İlk önce The Spell isimli filme bakacağız. Sonra tekrar Stardust filminden bir sahne izleyeceğiz. Voodoo sahneleri. Oğlum bak hala söylüyorum. Böyle şeyler olsa adam o zaman Voodoo ile tutup amanım herkesi öldürsünler atıyorum. Onun bir şeyini çalsın tak kırsın boynunu. Adamı öldürmeye çalışıyor sanırım ben. You got a big mouth, don't you? Voodoo yapmak da mümkün. Yok, baştan offside bir bebeğe fiziksel olarak bu şekilde zarar vererek anında bunu gerçekleştiremez. Mesela nasıl yaparsın? Bir voodoo bebeği yaparım, bunu senin DNA'nla birleştiririm. Yeter bana bu kadar ya. Bilmiyorum, bana saçma geliyor. Kendileri kendi fikirleridir.